Selamlar arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Bugün Paraguay'da bir Türk kafesi açılıyor. Onu ziyarete geldik. Türk kafesi, evet. Ottomano, ismi de Ottomano. Ver mehter marşını. Tarzında girmek isterdik ya, telif falan şimdi uğraşmayalım. Ottomano kafe açılıyor. Şimdi daha yapım aşamasında. Şu an bu bahçe kısmını falan böyle bir tezgah yaptılar. İşte ahşap sandalyeleri dışarı bırakmışlar. Daha gelmedi sahipleri. Dükkan kapalı. Ben önceden geldim. Şimdi daha önceden kahve yapım işlerinden az çok anladığım için kafem vardı. Batık bir kafem. Batırdım kafeyi. Batırdık daha doğrusu dört arkadaşlık. Az çok bir şeyler biliyorum. İşte makinelerini falan kurcalayacağız bugün. Biraz da sizi içeride gezdirmiş olurum. Yani çok büyük bir mekan değil ama çok tatlı bir mekan. Gerçekten müthiş bir mekan olacak. Yani Paraguay'da düşünün 12 bin kilometre uzaklıkta bir Türk kafesi, Türk kahvesi satacaklar. Hatta buraya kumda Türk kahvesi falan yapacaklar. Şuraya bir değirmen, o Türk kahvesinin kokusunun buraya yayılmasını sağlayacak falan. Baya güzel bir ortam yapacaklar. Dediğim gibi sandalyeleri de dışarı bırakmışlar. Yani çalınmıyor. Burası güvenli bir mahalle. O yüzden hiçbir sıkıntı yok. Yani rahat rahat bırakmışlar burada. İçerisi falan da daha yapım aşamasında. Çok güzel, çok güzel gerçekten. Şey bile var ya, BN Sports bile var yani. Maçları bile izleyebiliyoruz Türkiye'den. Öyle güzel bir ortam. Ya da geçenlerde bir gelmiştim buraya. Daha az şey yapılmıştı, bu kadar sandalyeler falan yoktu. Bayağı Türk vardı ya. 10 tane nereden baksan Türk vardı. Bu kadar Türk'ün Paraguay'da olduğunu ben bilmiyordum yani. Öyle diyeyim size. Biraz çevreyi göstermek gerekirse de böyle bir İtalyan dondurmacısı var yan tarafta. Bu da otopark falan işte. Küçük ama güzel. Şu karşıya falan da park edebiliyorsunuz. İşte mahalle böyle güzel, hoş. Buranın hani zengin, burada dövmeci varmış bir tane. Zengin mahallelerinden diyebiliriz yani. Hani güvenli. Şu hemen ileriki kısımda hep böyle İtalyan pizzacıları olsun. İşte ne bileyim, bir sürü güzel kaliteli restoranlar, kafeler falan var. Burada çok rahat yürürsünüz. Burada hiçbir şey gelmez başınıza. Klasik Paraguay kaldırımları bu şekilde. Herkes kendi evinin önündeki kaldırımı yapıyor. Öyle bir kural var burada. Bayağı konsept kafeler falan var yani. Çok hoş ortam gerçekten. Benim çok sevdiğim bir bölge. Villa Mora Carmelitas diye geçiyor burası. Türk kahvesi üretecekler burada yani. Çekirdekleri alıp burada kavurup, o hani olur ya böyle kuru yemişçilerde böyle bir Türk kahvesi kokusu alır sizi. Aynı onu buraya yapacaklar. Güzel şeyler yapacağına inanıyorum. O zaman biraz oturalım, bekleyelim gelsinler. Sonra içeriden devam ederiz. Ya şimdi yürüyordum da Fenerbahçe tişörtlü bir arkadaş gördüm abi. ¿Conoces ese equipo? Es mi equipo de EFSA. Ah. Por torneo, ¿verdad? Torneo, sí. Ah, qué bueno. Fenerbahçe, gracias, gracias. Gracias. Fenerbahçe ya, yolda. Abi ne? Dün bir, bugün iki. Ne oldu Türk takımları? Abi inanılmaz ünlerini yaymışlar ya. Dün Galatasaray gördük, bugün Fenerbahçe gördük yani. Ya şeyde, kafenin sahiplerini beklerken bir yürüyeyim dedim de şok oldum görünce. Enteresan. Abi şok ya. Az önce Fenerbahçeli tişörtlü, amblemli bir adam gördüm ya. Gerçekten hala şokundayım. Neyse ya, sahiplerini beklerken biraz mahalleyi yürüyeyim dedim de adamı görünce direkt açtım kamerayı. Sen nereden biliyorsun? Ne ayaksın ya? Fenerbahçe'yi biliyorsun. Yani burada Türk takımları var abi yani. Gerçekten bak, var var, varlıkları var. Bak, ben neden bir Celtic görmüyorum, bir Rangers görmüyorum ya da bir Ajax görmüyorum ya da bir PSV Eindhoven görmüyorum. Fenerbahçe görüyorum, Galatasaray görüyorum, Trabzonspor var, Beşiktaş var, Beşiktaşlı da bir çocuk var biliyorum. Ya Adana Demirsporlu vardı, bir tane Adana Demirsporlu formalı görmüştüm. Yani biliniyor abi. Mahalle de böyle ya. Mahalleyi de göstereyim. Böyle hep tek katlı evler. Güzel ya bu Carmelitas bölgesi, güzel. Çöpler böyle kilitli oluyor genelde. Delikli oluyor başkaları atmasın diye. Anlamadım ya. Burada elinde mesela bir çöp oluyor. 12 saat çöp atacak yer arıyorsun. Hiç sevmiyorum. Bak kaldırımlar falan hep farklı. Dur, bir araba geçti. Heh. Hop. Bak yine farklı kaldırım. Farklı. Görüyorsunuz hepsi farklı. Mahalle güzel ya. Buralar tehlikesiz abi. Buralar mis gibi yürürsün. İşte takılırsın. Çok da büyük ve geniş bir yer.
İşte bazen böyle kaldırımda sana motoru çarpabilir, adam kaldırımdan gidiyordu anasını satayım. Yok öyle olmaz, bunu ilk kez gördüm. Böyle hep konsept kafeler var demiştim zaten. Aa, burada ne satıyor bilmiyorum. Şu mesela şu konteyneri satıyorlarmış. Şunu mesela satın al, aç dondurmacını. Mis gibi para kazanırsın abi. Burada dondurma inanılmaz tüketiliyor. Neler var? Dur şöyle karşılara falan geçelim. Mesela yaya yolunda duruyor insanlar burada. Türkiye'de de gerçi duruyordu ya. Burada da duruyor ama şu kesimde duruyor. Mesela biraz daha böyle kötü yerlerine gitsen durmayabilir. Böyle bir sürü dükkanlar var ya, mağazalar falan var. O taraflara gitmeyeyim şimdi. Burada böyle bir pasaj var. Yine markalar falan var. İşte kıyafet. Güzel yani. Başka ne var? Bakalım. Şurada bir yerde pizza. Aynen. Bak bu da İtalyan pizzacısı. O dondurmacının pizza şubesi. Şöyle apartman var. Normalde çok yüksek apartmanlar yok bu bölgede. Hep böyle 4 katlı 5 katlı. Güzel ama. Yollar, caddeler biraz dar sadece. Onun dışında sıkıntı yok. Mesela Remax var ya, ben yine cahillikten Remax'ın mesela ne Türkiye'de, Avrupa bölgesinde falan zannediyordum ya. Ya da Amerika'da falan. Latin Amerika'da da varmış. Şöyle bir mini market var şurada. Buranın tek sıkıntısı abi şu kablolar bak. Yine biraz zengin muhit olduğu için az kablo var da. Böyle biraz da işte ekonomik şartların düşük olduğu bir bölgeye gittiğinde kablolardan var ya, böyle Hindistan havası veriyor kablolar sana. Neyse ya, çok sıcak hava. Ben yine yerime geçeyim, bekleyeyim. Ya bugün de vardır, bir 40 derece vardır. Yaklaşık 40 derece vardır diye tahmin ediyorum. Ben bu arada hala Fenerbahçeli adamın şokundayım yani. Güzel. Gurur yani abi. Hangi takım olursa olsun gurur. Sonunda girdik kafeye. Kafe çok güzel. Bak gerçekten hala yapım aşamasında. Yani ona rağmen çok hoş duruyor. Şöyle bir sandalye takımı yapmışlar işte. Masa sandalye takımı. Resimler çok hoşuma gitti. Gerçekten. Ya çözünürlükler falan harika yani. Şu kahveyle ilgili resim. Ha bu da şey işte, ismi bak. Ottoman kafe. Ottomano kafe olacak ismi. Böyle Türk kahvesi üzerine olacak tamamen. Baksana resimler falan. Atamızı da başka şeye koymuşlar. Gerçekten Türk yatırımcı abiler buraya böyle bir fikirle gelip böyle bir yer açma aşamasındalar. Daha işte bu aplikleri falan taktılar. Bak her şey şu an oluyor. Yerler falan bu şekilde. Ama buralar falan da işte halılardı, işte dekorasyondu. Şuraya bir İstanbul Taksim Tramvay resmi çizecekler. Böyle kara kalem mi? İşte ya da grafiti tarzında yapacaklar. Bunlar kahveler. Var ya. Ne diyelim. En son 2,5 yıl önce gittiğimde Türkiye'ye. O zaman içmişim kahve. Açamadım ya. Bir dakika. Damla sakızlı Türk kahvesi. Yani şu an kokusunu alabilseniz gerçekten mest olurdunuz. Harika kokuyor. İşte Türkiye'den bir kahve markasıyla anlaştılar. Burada kendi Türk kahvelerini üretip satacak adamlar yani. Bak cezveler falan. Böyle cezve takımı falan da satacaklar. Şimdi şöyle, buranın konsepti Türk kahvesinin 1001 çeşidini burada Latin Amerikalılarla buluşturup Türk kahvesi falı baktıracaklar. Müthiş bir fikir gerçekten yani. Harika. Ben çok beğendim. Yolları açık olsun. Umarım 5. 10. 20. şubelerini açarlar. Çok hoşuma gitti. Ben de işte benim kafem olduğu için böyle makinalardan az çok anlıyorum. Bunlar gerçi otomatik makineler, çok da anlamaya gerek yok. Bu tarz bir makine de aldılar. Hani cappuccino, latte falan da satacaklar. Yani onlar da hani tam Türk kahvesi ağırlıklı bir dükkan ama bunlar da işte isteyenlere verecekler. Dışarıya kahve öğütme makinesi gelecek. İşte bu dediğim gibi kuru yemişçiler de böyle girersin, böyle bir kokuyu alırsın ya, o Türk kahvesi kokusunu. Aynı onu yapacaklar. Kavurma makinesini de dışarı koyacaklar. Bütün mahalleye yayacaklar falan. Müthiş müthiş gerçekten. Çok hoşuma gitti yani. Tüyler diken diken dedim ya, vermekleri veremiyoruz telifden dolayı, yine renk alıyorum. Ama güzel. Fikir çok güzel. Ya buralar falan hep dolacak yani.
Kafe çok yani böyle kaç kişilik belki hani şuralara daha masalar falan gelecek ama mesela burada da var bir köşe var mesela burada. Ama işte daha yavaş yavaş bitiş şey doğru gidiyor yani tamamlamaya doğru gidiyorlar. Baksana şuralara kahve çuvalları gelecek. Buraya işte menü gelecek, kara kalem menü. Güzel. Baksana lambalar falan çok güzel ya. Gerçekten inanılmaz hoşuma gitti. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Tamam arkadaşlar o zaman biraz dışarıda yürürüz, takılırız bakalım. Göstermek istedim. Kendileriyle bu videoda konuşmayacağız ama ilerleyen videolarda böyle kafe açılsın, bir hazır olsun hikayelerini de kendi ağızlarından da dinleyeceğiz. Ama şimdilik böyle bir şey sizlerle paylaşmak istedim. Müthiş, müthiş, gurur. Paraguay'a gelirseniz bana yazın, buraya getireyim size. Bir kahve falınıza bakalım. Bu da böyle devasa televizyonumuz. Televizyonumuz dedim. Bak direkt sahiplendim mekanı gerçekten. Helal olsun be. Şimdi yol üstünde bir teknoloji mağazasına girdim. Hele bir bakayım dedim çok sıcak dışarısı. Ne bulduk? Uğur marka bir buzdolabı bulduk. Türkiye'deki bütün Uğurlara selam olsun. Gerçekten baksanıza arkadaşlar Uğur marka. Burada Beko falan da var da şu an bu mağazada yok sordum. Beko var, Uğur var. Uğur çok görmeye başladım şu son zamanlarda. Daha çok marka var aslında ya gerçekten. Bunların diğer hepsi başka markalar. Ama Uğur'u görünce direkt göstereyim sizlere dedim. Türkiye'deki bütün Uğurlara selam olsun. Abi şöyle 2 dakika bir dışarı çıkayım. İşte size çevreyi de biraz daha göstereyim. Videonun başında gerçi böyle az çok gösterdim ama diyorum. Ama hava o kadar sıcak ki anlatamam arkadaşlar. Bak ne güzel değil mi çevre? Yemyeşil. İşte ne bileyim böyle bir sanki Türkiye'nin böyle bir tatil semti gibi bir havası var. Bir denizi falan yok işte buranın. De burada deniz olsa var ya Paraguay turistten geçilmez. Böyle bir yine bir teknoloji, elektronik hanı var. Güzel mekanlar ama inanılmaz sıcak işte yürüyemiyorsun burada. Buranın sıkıntısı o. Buralarda yürüyemiyorsun abi. Bu mesela şey var. Bir arkadaş var Mücahit. Mücahit tanıyorsunuz zaten. Şey diyor en mis gibi dolaşılacak saat 4.30. Sabah 4.30'a çıkacaksın. Yürüyeceksin mis gibi güneş yok havada. Güneşin doğmasına da böyle 2 saat falan böyle olur ya biraz. Serin olur yani en serin zamanları vaktin. Mis gibi yürürsün. Ama gün içerisinde ne yazık ki yürüyemiyorsun ya. Bak yine delikli bir çöp. Lan çöp atamıyorsun ya. Güzel ya. Ya burada çok paran varsa fıstık gibi yaşarsın. Şöyle bir malikane tarzı bir ev yaptırırsın. Gerçi bu bir firma galiba. Ev değil de. Ama böyle evler çok fazla var buralarda. Çevre güzel, mis gibi. Mekanlar bile, kafeler bile, barlar bile buralarda hep böyle akşam ne bileyim 5'ten 6'dan sonra adam akıllı açılıyor. Gündüz bulmak o kadar kolay olmuyor. Sadece gündüz bulacağın restoranlar ya da kafeler böyle daha çok işçilere yemek veren ya da alışveriş merkezindeki yerler oluyor. Mesela normal bir mahallede açık bir kafe ne yazık ki bulamıyorsun kolay kolay. Ulan karşıya geçeceğiz geçemiyorsun. Bak mesela güzel bir mekana benziyor. Ama mekan kapalı şu an. Yani açık da. Bak sandalyeler falan da çıkartmamışlar. Çünkü sıcak abi kimse gelmiyor ki. Yürüyen insan yok. Vay diyorsunuz bir ben varım yürüyen insan. Mesela burada şöyle bir olay var. Yürüyorsan burada abi paran yok demek oluyor. Çünkü herkeste araba var. Bu sıcakta da ulan insanlar bakıyor işte niye bu çocuk yürüyor acaba falan gibi düşünüyorlar. Yani öyle bir yaklaşımda bulunuyorlar. Deli sıcak ya. Ya şu an normalde biz sonbahara girdik ama sonbahar gibi değil ki. Sonbahar gibi değil. Gerçek bir sıcak var. Hani Türkiye'de mesela Akdeniz bölgesinde, Ege bölgesinde böyle sonbaharda hani böyle yıl sonu fırsatlarından yararlanıp tatile gidenler var ya işte gündüz denizine giriyorlar, havuzuna giriyorlar. Akşamları ne bileyim böyle bir hırkasını çekerler üzerlerine.
Burada sonbaharda öyle hırka çekme diye bir şey yok. Daha da soyunuyorsun. Gece daha bir sıcak oluyor. Ya bizim klima falan çalışmıyordu bir ara yani. Düşün, o kadar sıcak ki artık klima soğutmuyor, yetmiyor yani. O şekilde arkadaşlar. Şimdi eskiden beleşti de böyle sokağa park etmek. Bir de paralı oldu. Öyle de bir enteresan olayı var. Okey arkadaşlar. Bugünlük Paraguay'ımıza açılan Türk kafesini az çok gösterdim. Devamı gelecek bittikten sonra işlemleri. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki video, bir önceki videoda söylemiştim, Brezilya olacak. Artık Brezilya'da görüşmek üzere. Hadi hoşçakalın.